Ankara Sanayi Odamızın değerli başkanı, değerli müsiat başkanım, OSTİM'in değerli başkanı, yönetim kurulu başkanım, yönetim kurulu başkan yardımcım, yönetim kurulu üyelerim, Albaraka Portföy Yönetim AŞ'nin değerli genel müdürü ve yöneticileri, üniversitemizin değerli dekanı, dekanları, sayın genel sekreterimiz, üniversitemizin değerli genel sekreteri, Kalkınma Ajansı'ndan ve KOSGEB'ten ve banka şubelerinden katılan değerli yöneticilerimiz, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin değerli genel sekreteri, Teknoparkımızın değerli yöneticileri, değerli şirketleri ve şirket temsilcileri, organize sanayi bölgemizin değerli yöneticileri, kümelerimizden katılan değerli yöneticiler, değerli OSTİM firmaları ve değerli mesai arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bu salonda OSTİM'le ilgili, OSTİM'in değerini artırmayla ilgili, OSTİM'in katma değerini artırma, iş hacmini artırma, rekabet gücünü artırmayla ilgili çok farklı toplantılar yapıyoruz. OSTİM'in entegratör kuruluşları çok farklı toplantılar yapıyor. Bugün de belki biraz daha farklı bir modelle karşınızdayız. Efendim, sözlerime başlarken çok kısa OSTİM Yatırım hakkında bilgi vermek istiyorum. OSTİM Yatırım AŞ, OSTİM'in entegratör kuruluşlarından bir tanesi. 1967 yılında kurulan OSTİM kooperatifi, anaç bir kooperatif, çok yavrulamış. Biz de o yavrulardan bir tanesiyiz. Ama 2012 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hisse senetlerimizin işlem görmesiyle, tabiri caizse OSTİM Ligi'nden biraz daha Türkiye Ligi'ne çıktık. Şu anda da ana pazarda işlem görüyor. OSTİM Yatırım AŞ olarak biz, başta OSTİM olmak üzere, KOBİ'lerimizin katma değerini artırıcı, rekabet gücünü artırıcı ve iş hacmini artırıcı projeler üretiyoruz. Tabii esas amacımız aynı zamanda kendi finansal gücümüzü artırmak, karlılığımızı artırmak, iş hacmimizi artırmak. Ama aynı zamanda misyon firması olduğumuzu da her zaman hatırımızda tutuyoruz. Bu anlayışla hareket ediyoruz. OSTİM Yatırım olarak gayrimenkul yönetiyoruz. İhracat yapıyoruz. Farklı projeler yurt içinde ve yurt dışında anahtar teslimi farklı projeler gerçekleştiriyoruz. Tesisler kuruyoruz. Aynı zamanda çok farklı sektörlerde imalat yapan, hizmet üreten, iştirak ve bağlı ortaklıkları da yönetiyoruz OSTİM Yatırım olarak. En son yönetim kurulumuz, dediğim gibi, KOBİ'lere destek vermek için görece yeni bir model olan, klasik modellerden biraz daha farklı olan girişim sermayesi yatırım fonu kurmaya karar verdi. Bu alanda da konusunda uzman, daha önce birçok fonu büyütmüş, yönetmiş Albaraka Portföy Yönetim AŞ ile işbirliği yapmaya karar verdi. Şirketimiz bu fonun yatırımcısı ve aynı zamanda kurucu yatırımcısı. Fakat fonu yöneten Albaraka Portföy Yönetim AŞ. Şimdi fonla ilgili bilgi vermek üzere Albaraka Portföy Yönetim AŞ'den Mustafa Bey'i huzurlarınıza davet ediyorum. Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu heyecanı bizimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Aslında girişim sermayesi yatırım fonları çok uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan yatırım enstrümanları. Fakat özellikle son 10 yılda büyük bir hızlanma gösterdiğini görüyoruz. Aslında bu fonların amacı şu: Türkiye'de meydana gelmiş aslında ekosistemleri harekete geçirmek için çok önemli bir enstrüman konumundalar. Bizim yeni nesil şirketler dediğimiz teknoloji şirketlerinin aslında bir sonraki adımı atabilmeleri ve geleneksel sermaye ile bir araya gelebilmeleri için biz bir köprü oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün burada OSTİM ile beraber aslında hem Ankara ekosistemini hem de OSTİM ekosistemini harekete geçirecek bir ilk adım atmış oluyoruz. Bu bir başlangıç. Burada bütün yatırımcıların, bütün geleneksel şirketlerin, bütün girişimcilerin bir araya geldiği bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Umuyorum ki başarırız. Başarırsak da Ankara'nın potansiyeline çok büyük katkı yapmış oluruz diye düşünüyoruz. Şimdi biz yatırımcı tarafındayız. Birçok fon yönetiyoruz.
Birçok şirkete yatırım yapıyoruz. Zannediyorum son 3 yılda yaklaşık 35-40 şirkete yatırım yaptık. Ama bir yatırımcı olarak söylediğimiz bir şey var. Yatırımdan daha önemlisi müşteri. Bir girişimin müşterisi olmazsa hem vaat ettiği katma değeri, vaat ettiği ürünü geliştiremez, hem de aslında uzun süreli, uzun ömürlü bir hayatı olmaz. Yatırım dediğiniz şey tükenen bir şeydir. Biz aslında girişimleri müşteriyle buluşup belli bir seviyeye gelene kadar destekliyoruz. Temelde asıl destek müşteriden geliyor. Ürün, teknoloji hepsinin gelişmesinde müşterinin katkısı daha büyük bizden. Burada da öyle bir ekosistem var. Austin başta olmak üzere Ankara ekosistemini bu şekilde bir sinerjiye ortak edebilir, ikna edebilirsek buradan çok güzel bir başarı hikayesi çıkaracağımızı düşünüyoruz. Şimdi biz İstanbul ekosistemini biliyoruz. Özellikle dijital tarafta çok önemli girişimler çıkarttı İstanbul. Ama Ankara'ya geldikçe görüyoruz ki Ankara'nın özellikle teknik kapasitesi çok yüksek. Buradaki şirketlerin elindeki know-how İstanbul'daki herhangi bir şirkette yok aslında. Bunda kamunun da etkisi var, Ostim'in de etkisi var, birçok farklı etmen var ama bunun ticarileşmesi noktasında da problem olduğunu görüyoruz. Bu teknik kapasite hak ettiği değeri göremiyor. Aslında bu fonlarla bu teknik kapasitenin ticarileşmesi ve global tarafta da adından söz ettirmesi için emek sarf edeceğiz. Umuyorum başarılı olabiliriz. Bir sunumumuz var. Çok kısa ben o sunumda sizde biz ne yapıyoruz ondan bahsetmek istiyorum. Tam ekran yapalım isterseniz okuma modu. Şöyle değiştirebiliyor muyum? Albaraka Portföy aslında Albaraka Türk Katılım Bankası'nın %100 iştiraki olarak kurulmuş bir portföy yönetim şirketi. Albaraka Türk, Türkiye'nin aslında ilk katılım bankacılığı tarafında faaliyete başlayan finans kuruluşu diyebiliriz. Yaklaşık bugün 25 ülkede farklı farklı bankalarda işlem gören bir markadan bahsediyoruz. Albaraka Portföy olarak biz farklı fonlar yönetiyoruz. Toplamda bugün 44 tane yatırım fonu yönetiyoruz. Gayrimenkul fonları var bunun içinde. Menkul kıymet fonları var. Emeklilik fonları var. Ve girişim sermayesi yatırım fonları var. Ne mutlu ki son 3-4 yılda artık gayrimenkulden ziyade girişim fonlarını girişim fonlarına söz ettirmeye başlayabildik. Girişim sermayesi fonlarımızda bugün baktığımızda 16 fonun toplam 1,5 milyar TL'lik bir büyüklüğü var. Şimdi biz kendimizi aslında iki gruba ayırıyoruz. Bir Albaraka Portföy ve onun yönettiği girişim sermayesi fonları var. Burada görüyorsunuz farklı modellerde. Bir de APE Ventures var. APE Ventures diye konumladığımız marka aslında bizim aktif olarak yönettiğimiz, yani fonun dünyasındaki nakitle girişim ekosistemini yatırımlarla desteklediğimiz, fonları altımızda topladığımız bir yapı. Burada 5 farklı fonumuz var. Bunlardan biri de Ostim olacak inşallah. İlk toplantımızı da geçen ay yapmıştık zaten. AP Ventures ekibi ne yapar? AP Ventures ekibinin bütün işi Türkiye'nin her bölgesinde, her yerinde potansiyel gösteren yeni nesil şirketleri bulup onların yatırıma uygun olup olmadığını değerlendirmek. Yatırıma uygun bulduklarında yine çalıştığı fonlardan hangisine uygunsa onun yatırım komitesine sunmak gibi bir işleyişimiz var. Tek bir fon yönetmediğimiz için de aslında kapsadığımız alan çok geniş ve bütün işimiz bu olduğu için de bütün konsantrasyonumuz doğru şirketi doğru yatırımcılarla buluşturmak. Temelde Ostim dışındaki 4 fonumuzu burada görebilirsiniz. Fintech GSF Türkiye'nin neredeyse tek fintech odaklı fonu. Tamamen bankanın sermayedarlığında kurulmuş bir fon. 50 milyon TL'lik büyüklüğü açtık bu yıl itibariyle. Bugüne kadar da 7 tane yatırım yaptık bu fondan. Bilişim Vadisi çok önemli bir modeldi. Albaraka Vakıf Katılım ve Bilişim Vadisi'nin ortaklığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın inisiyatifiyle kurulmuş bir fondu. Daha sonra hem COSGAP katıldı bu fona hem de diğer yatırımcılar aslında paylarını arttırdılar. 100 milyon TL'lik bir başlangıç sermayesiyle kurmuştuk bu fonu ama bugün geldiğimiz noktada 328 milyon TL'ye yükseldi yaklaşık 1,5 yıl içinde. Yatırım sayısı çok önemsiyoruz. Bugün imza aşamasında olduklarımızla beraber 1,5 yıl içinde 20 tane yatırım sayısına ulaştık. 20 tane teknoloji firmasına bugün itibariyle Bilişim Vadisi fonu yatırım yapmış, onları desteklemiş durumda. Yıl sonunda inşallah 30'u geçecek bu fon. Startup GSF
Bizim Albaraka portföy olarak kurduğumuz çok farklı bir model. Türkiye'nin ilk defa borsada işlem gören girişim sermayesi yatırım fonunu biz hayata geçirdik. Buradaki amacımız bir ana yatırımcı olmasın, hem kurumsal hem bireysel yatırımcıları bir araya getirebildiğimiz ve bizim yönettiğimiz bir fon olsundu. Bugün baktığımızda birçok emeklilik fonu, birçok kurumsal portföy yönetim şirketi ve birçok bireysel yatırımcı bu fona dahil oldular. 60 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşacağız yıl sonu itibariyle. İstanbul Kalkınma Ajansı da destek vereceği fonlar arasında startup fonu seçti. Yıl sonuna kadar inşallah onları da bünyeye alırız. Yaklaşık 11 yatırım yaptık 2,5 yıllık süre içinde. Akıllı Şehirler Fonu da başka bir modelimiz. Doğrudan Sampaş Holding ile kurduğumuz 44 milyon TL büyüklüğünde bir fon ve bugüne kadar Sampaş Holding bünyesinde tamamen akıllı şehir teknolojileri üzerine odaklanmış 10 girişime yatırım yaptık. Ostim GSF bizi çok heyecanlandıran bir model. Bugün burada aslında Ankara'nın potansiyelini Ostim'in bünyesindeki aslında geleneksel sanayi şirketleriyle ve Teknopark'ın bünyesindeki ya da Ankara'nın bünyesindeki teknoloji şirketlerini birleştirmek asıl amacımız. Bu potansiyeli hayata geçirmek için kurduğumuz bir fon bu. Birçok alanda yatırım yapacağız. Tek bir sektöre odaklanmıyoruz. Ama buradaki asıl amacımız gerçekten yatırımdan ziyade yatırım yaptığımız şirketleri buradaki müşterilerle buluşturmak. Hem Ostim bünyesinde ve Ankara'daki şirketlerin dijitalleşme yolculuğunda bizim yatırım yaptığımız şirketlerin ön ayak olmasını sağlayacağız. Böylece aslında bir kazan kazan ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Hem şirketlerimizin dijitalleşmesine katkı sağlayacağız. Hem de bu katkı sebebiyle aslında gelişmekte olan şirketlerimizin daha hızlı büyümesini ve daha hızlı yol almasını sağlayacağız inşallah. Aslında burada bir ekosistem önerisi sunuyoruz biz. Bir yatırım komitemiz var. Albaraka'dan ve Ostim yatırımından oluşan. Albaraka portföyün çalışmaları sonucunda ortaya çıkan girişimlerin değerlendirmesi aslında bu yatırım komitesi yapıyor. Ankara'nın teknoloji girişimcilerini, girişimci adayı öğrencileri, kamu kurumlarını, yatırım fonlarını ve emeklilik fonlarını, diğer bütün paydaşları yani üniversiteler, teknoparklar, kuluçka merkezleri hızlandırma programları gibi, Ostim Teknoparkı tabii ki, Ostim Teknik Üniversitesi'ni ve Ostim Sanayi Sitesi ve bu sitenin içinde bulunan bütün o paydaşları bir araya getirmeye çalıştığımız bir ekosistem önerimiz var. Eğer bunu başarabilirsek, dediğim gibi bu bir yatırım enstrümanı olmanın dışında uzun yıllar Ankara'da bahsedilecek o Ankara'nın şirketlerine katkı sağlamış bir fon olmayı da inşallah arzu ediyoruz. Burada da aslında bu döngüyü gösteriyoruz. Bu bir ekonomik katkı modeli. Biz bunu bankada da uyguluyoruz. Banka bizim girişimlerimize müşteri olur, kendi müşterisini açar. Aynı zamanda da yatırımcı olur. Bu şirketler müşterileri itibariyle müşteri kazandıkları için büyürler. Müşteriler de bankanın alternatif ürünler sunduğu için bankadan memnun olur. Bu şirket büyüyen şirketler daha sonra sağlıkları katma değerli aslında tekrar yatırımcısına döner. Burada da bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani buradaki yatırımcıları Ostim GSF çevresinde toplayabilirsek eğer bu yatırımcılar yaptıkları yatırımın geri dönüşünü uzun vadede tekrar kendine geldiğini görecekler. Nasıl görecekler? Aslında yatırım yapılan şirketlere müşteri olarak görecekler. Kendi dijitalleşme, teknolojiye ayak uydurma yolculuklarında yanlarında bir rehber görecekler. Yatırım yaptıkları bu şirketler, müşteri oldukları bu şirketler artık globale açılacak, ihracata katkı sağlayacaklar. Ve bir gün aslında modellerini gördüğümüz yurt dışı yatırımcılara ya da yurt içindeki daha büyük şirketlere bu girişimlerin yolunu açmış olacağız. Ve tekrar fona aslında bu girişimlerden exit ettiğimizde bu yarattığımız değer tekrar fona dönecek ve bu fon itibariyle tekrar yatırımcısına dönecek. Böyle kendini besleyen ve sürekli büyümeyi besleyen bir model kurguluyoruz. Umarım da başarılı olacağız. Bilişim Vadisi'nde bunu yapmayı başardık Albaraka portföy olarak. Ostim'de de çok heyecanlıyız. Çünkü buradaki potansiyeli biliyoruz, buradaki enerjiyi biliyoruz. İnşallah Ostim'le beraber bu enerjiyi harekete geçiren bir fon olacağız. Genel Müdürümüz Emin Bey burada birazdan size o da merhaba diyecektir. Ben girişim sermayesi fonlarının yöneticisi olarak görev yapıyorum Albaraka portföyde. Ve 4 kişilik de bir ekibimiz var. Burada hem girişimciler var biliyorum hem yatırımcılar var biliyorum. Her türlü konuda bizlere ulaşıp fon hakkında bilgi almaktan lütfen çekinmeyin diyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Ayaklarınıza sağlık. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz.
Tabii sadece Albaraka Porto Yönetim AŞ değil, hatta sadece OSTİM değil, bütün ekosistem hep beraber Mustafa Bey'in söylediklerini gerçekleştireceğiz. Nitekim bu felsefeyle biz yatırım komitesini oluşturduk. Yani yatırım komitemizde Albaraka Porto Yönetim AŞ'nin yanı sıra OSTİM Vakfı'ndan, OSTİM Teknopark'tan, OSTİM Yatırım'dan, OSTİM'in diğer kurumlarından da temsilcilerimiz var. Tabii bu arada OSTİM Teknik Üniversitemize de bu ekosistemin en önemli parçası olarak çok büyük görev düşüyor. Bu vesileyle Sayın Rektör Yardımcım aramızda, kendisine de tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Emin Özer Bey'i, Albaraka Portföy Yönetim AŞ Genel Müdürü Emin Özer Bey'i davet ediyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Değerli OSTİM'in paydaş kurumlarının yetkilileri, öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Burada Mustafa Bey Albaraka Portföy'ün genel olarak neler yaptığından bahsetti. Ben de OSTİM Girişim Sermayesi Yatırım Fonu özelinde 16 tane bizim girişim sermayesi fonumuz var. 3-4 tane de başvurumuz var şu anda onay bekleyen. Ama bizi en çok heyecanlandıran OSTİM Girişim Sermayesi Yatırım Fonu. Neden derseniz burası öyle bir ekosistem ki üniversitesi, teknoparkı, halka açık yatırım şirketi olan, organize sanayi bölgesi olan inanılmaz bir büyüklük. Bu tabii Orhan Bey'in de başkanımızın vizyonuyla ve hakikaten çok değerli ekibiyle başarılmış bir gelinen nokta. O noktada biz de bunun bir parçası olduğumuz için Albaraka Portföy olarak gayet memnunuz. İnşallah çok daha iyi yerlere, OSTİM'in layık olduğu yerlere fonun büyüklüğünü ulaştıracağız. Burada bahsettiğimiz 100, 200, 300 milyonluk büyüklükler girişim sermayesi fonları için önemli. Ancak OSTİM bünyesinde biz bunu milyarın üstüne çıkarmayı hedefliyoruz inşallah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Emin Bey. İnşallah gerçekleştireceğiz. Efendim şimdi OSTİM Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanım Orhan Aydın Bey'i davet ediyorum. Çok değerli Ankara Sanayi Odası Başkanımız, Albaraka Portföy Yatırım Şirketimizin değerli Genel Müdürü, Rektör Yardımcımız, değerli Müsiyat Başkanımız ve Ankara'nın ekosisteminden gelen teknoparklardan, organize sanayi bölgelerinden ve akademisyenlerimizden oluşan değerli topluluğumuza ben toptan hoş geldiniz diyorum. Ve bu etkinliğimizi şereflendirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii OSTİM ile ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Burası uzunca bir yıllar girişimcilere, yatırımcılara, üretim yapan insanlara ev sahipliği yapmış, hamilik yapmış bir kuluçka merkezi. Öyle söyleyebilirim yani kuluçka merkezi. Dün bir sanayi bölgemizin yeni yönetimini tebrike gittik. Ya baktık ya oradaki yönetimlerin hepsi bizim OSTİM firmalarımız. Daha sonra orada komşu organize sanayi bölgesine baktık. O da bizim üyemiz. Hani böyle Ankara'nın sanayisinde de OSTİM'in böyle her bir yerde bir şeyi var. Firmalarımızın büyük çoğunluğu yine OSTİM'de yetişmiş firmalar. Tabii biz bölge olarak hem bölgemizin kalkınması, hem Ankara'nın kalkınması, hem de ülkemizin kalkınmasına biraz durumdan vazife çıkararak kafa yoran bir topluluğuz. Bir uygulamayı burada yaparsak, burada sonuçlarını alırsak bu Ankara'ya, bu Türkiye'ye mal olur ve diğer ülkelere de örnek teşkil eder diye buna biraz kafa yoruyoruz. Ve yaptığımız çalışmaları da biz herkesle paylaşıyoruz. Yani biz yaptık kimse yapmasın böyle bir şeyimiz de yok. Kıskançlığımız da yok Allah'a şükür. Yani yeter ki insanlara, insanlığa, bölgeye, firmalara bir faydamız olsun, bir katkımız olsun. Bu niyetle çalışıyoruz.
Tabii OSTİ birçok kurum ve kuruluş oluşturdu ve bunlar hep birbirini tamamlayıcı, ekosistemi tamamlayıcı bir puzzle'ın parçaları gibi böyle bir bütün kafamızda bir haritamız var, onu tamamlamaya çalışıyoruz. Allah'a şükür onun birçoğunu da böyle sanki tamamlamış gibi. Bu da en son üniversitenin kurulmasıyla bir taçlandırma yaptığımızı düşünüyoruz. Ayrıca bu bizim uzun süredir konuştuğumuz ama kendi aramızda bireysel olarak yapmaya çalıştığımız ama böyle kurumsal ve firmayla bunu hayata geçirmiş olmak bizim için de gerçekten çok güzel bir sonuç oldu. Dolayısıyla Arvaraka Türk grubuna yürekten teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte bu yolculuğa çıktıkları için. Emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben güzel sonuçların burada olacağına ve diğer yerlere de bunun örnek teşkil edeceğine yürekten inanıyorum. Hep birlikte biz bu projenin hayata geçmesi ve başarılı olması için bu işe gönlümüzü koyarak biz de çaba sarf edeceğiz, katkı sağlayacağız inşallah. Güzel projeleri, güzel firmalarımız için güzel sonuçları buradan oluşturacağımıza inanıyorum. Tabii burası sadece OSTİM'e hitap eden bir yer değil. Her ne kadar burada kurulmuş olsa da bu diğer bölgelerimize ve Ankara'mıza ve Türkiye'ye de hitap edebilecek bir merkez gibi düşünebiliriz. Ben de tekrar hem OSTİM Organize Sanayi Bölgesi adına hem OSTİM Yatırım adına bu projemizin hepimize, firmalarımıza, bölgemize, ülkemize ve insanlığa hayırlı sonuçlar doğurmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun. Başkanım teşekkür ediyoruz, sağ olun. Efendim bütün bizim açılışlarımızda, güzel günlerimizde, bugünlerimizi paylaşan, bizleri onurlandıran, aramızda bulunmasından dolayı kendimizi daha güçlü hissettiğimiz Ankara'mızın sanayisinin başında bulunan Sanayi Odası Başkanımız Sayın Nurettin Özdebir'i konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. OSTİM'imizin çok değerli çalışkan vizyon sahibi başkanı Albarka'nın değerli müdürü, müsiyatımızın değerli Ankara müsiyatının değerli başkanı, çok değerli katılımcılar, OSTİM'in değerli iş insanları, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi şahsım ve Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. OSTİM aslında kendisinden isminin çok daha büyük olduğu, Türkiye'ye rol model olmuş, kendisine girişimcilik için, iş yapan insanlar için müthiş bir ekosistem oluşturmuş. Ve onların işlerini kolaylaştıran büyük bir düşüncenin ürünü. Sadece bir mekan değil, bir habitat. Ve OSTİM gerçekten, OSTİM esnafı, OSTİM'de iş yapan, OSTİM'de üretim yapan insanlar son derece şanslılar. Böyle vizyon sahibi bir başkana sahip oldukları için. Hatırlarsanız 2000'li yılların başlarında dijitalleşmenin konuşulmasıyla birlikte sanal fabrikalar konuşulmaya başlanmıştı. Halbuki OSTİM bunu, OSTİM Yatırım AŞ vasıtasıyla ta 1960'lı yıllarda düşünmüş. Buradaki Orhan Bey'den çokça dinledim çünkü firmaların kendi kabiliyetlerine göre her işin bir parçasını o kabiliyeti olan firmalara dağıtmak suretiyle komple bir yatırımı, komple bir ürün, komple bir üretimi gerçekleştirmeyi hedeflemişti. Bu gerçekten çok büyük bir uzgörü. Bunun için OSTİM'e bugüne kadar emek vermiş olanlara, başkanlarına, başkan yardımcılarına, daha önce başkanlık yapmış olanlara ve özellikle de Orhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi atılan adım da en az o sanal fabrikalar kadar önemli ve değerli bir adım. Bugün
Yalnız bugün değil. Yani beni bildim bileli Türkiye'de finansmana erişim son derece ciddi bir sorun. Ve her ne kadar şu anda baskılanmış olsa da faizler her zaman sanayicinin önünde, girişimcinin önünde hem ulaşmak zor hem pahalı. Bu şartlar altında iş yapabilmek, firmaları büyütebilmek gerçekten zor bir iş. Aslında bu metot dünyada, özellikle de Amerika'da çok çok kullanılan, herkesin istifade ettiği, bugün dünyanın en zengin insanları sınıfındaki insanların ilk işe startup olarak başladıkları zaman istifade etmiş oldukları yöntem. 21. yüzyılda artık diplomalar, sizin ne eğitim aldığınız çok önemli değil. Sizin fikirleriniz ve becerileriniz önemli. Yani bugün işte o meşhur zenginlerin herhalde yarıdan fazlası üniversiteyi terktir. Ama akıllarını çalıştırarak, becerileriyle, kabiliyetleriyle ve bu girişim sermayesinin desteğiyle, yani yatırım almak suretiyle, onların tabiriyle işletmelerini büyütüp dünya çapında firmalar haline gelmiş. Her birinin turnover'ı, Türkiye'nin gayri safi 84 milyon çalışarak ürettiğimiz gayri safi milli hasıladan fazla. Burada tabii en büyük katalizör bu yatırım sermayesi, girişim sermayesi işi. Biz ülke olarak bununla daha yeni yeni tanışıyoruz. Hele bizim sanayicilerimiz bununla daha tanışmadılar. Biz, hele benim yaşımdakiler için yapmak önemliydi, üretmek önemliydi. Şimdi satmak önemli hale geldi. Satmak önemli hale gelince fikirler de çok değerli hale geldi. Eğer iyi bir fikriniz varsa buna yatırım alabilirsiniz ve bu yatırımla da hayalinizi çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bugünlerde aramızdan birisinin borsaya açıldı. Bilmiyorum farkında mısın, haberiniz var mı? Makip Taceddin Bey. Bu arkadaşımız, ben çok eskiden, yani belki bir 50 senedir tanırım kendisini. Fizik mühendisidir yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'de ilk defa erozyon tezgahlarını yaptı. Bir miktar onları üretti. Ama bu finansman darboğazından iki yakası kolay kolay bir araya gelmemişti. Top KOBİ girişim AŞ'ye müracaat etti. 7-8 yıl gibi bir süre içerisinde firma belli bir olgunluğa geldi ve Top elinde tutmuş olduğu hisselerin yanlış bilmiyorsam %40'ını, yani bir 10 puan kendilerine sakladılar, %40'ını satışa çıkarttı borsa üzerine. Makim'in bugün bir kirada üretim yapan bir tesis. Allah nasip ederse HAP'ta müracaatları var, orada bir yatırım yapacaklar. Şu andaki %40'ını için toplamış oldukları para 150 milyon lira, daha 2000 küsür kişi de sırada bekliyormuş. Yani bu değer artabilir. KOBİ AŞ'nin şeyine göre de geri kalan %10'u da 100 milyona satmayı planlıyorlar. Yani Taceddin Bey şu anda 250 milyonu KOBİ girişim AŞ'ye ait, kendisine de fikrin sahibi o, bence de o çok daha değerlidir. 250 milyon ve toplamda 500 milyon liralık bir şirketin sahibi olmuş. Bu girişim sermayesi bir banka kredisi değil. Faizle verilen bir para da değil. Sermaye niteliğinde bir fonlama.
Yani size ortak oluyor. İşine de size çok fazla karışmıyor, yalnız takip ediyor. Firma belli bir olgunluğa geldikten sonra da onu halka arz yoluyla kendi fonksiyonunu tamamlamış ve bu emeğinin karşısında bir kar realizasyonuyla beraber şirketi halka açılmış veya eğer gücünüz yetiyorsa hepsini siz de eski sahibi, tek sahibi olarak alıp devam edebilirsiniz. Ama iyi niyetle yapılan ortaklıklar, hulusi kalple eskilerin tabiriyle yapılan ortaklıklarda üçüncü ortak Allah benim diyor. Bereketini de ona göre veriyor. Ben bu girişimin Ankara'mız için de, Osim'imiz için de çok hayırlı olacağına inanıyorum. Bu bizim bilmediğimiz, denemediğimiz, dünyada çok fazla kullanılan finansman yöntemlerinin en değerlilerinden bir tanesi. Bu yeni fikirleri olan, yeni işleri olan firmaların gerçekten sıçrayıp büyüyebilecekleri, kendilerini düze çıkartabilecekleri önemli bir fırsat. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu işte emeğe geçenlere, başta Hostim yönetimine ve başkanına, sonra Albarakara'nın değerli yöneticilerine ve tabii ki Hostimlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Sayın Başkanım, teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi MAKİM'de başarı hikayelerinden biri oldu. Biz de bir parça gururlandık çünkü dediğiniz gibi 7-8 yıl önce Ostim'deydi MAKİM. O zaman Hobi AŞ yöneticileriyle bir sürekli görüşüyorduk. Ostim'den gelecekte başarılı olabilecek bize firma önerebilir misiniz dendiğinde birkaç firma önermiştik. Başlangıçta böyle bir çorbada bizim de tuzumuz vardı. Gerçekten çok başarılı oldu. Tabii bu başarı örnekleri aynı zamanda bir örnek, yani sonraki firmalar, sırada bekleyen firmalar veya cesaret edemeyen, o aşamaya gelmiş ama cesaret edemeyen firmalar için de o eşiği atlamak için çok şey oluyor. Best practice diyorlar ya, iyi örnek oluyor. Bu iyi örnekler inşallah çoğalır. Efendim, programımızın son kısmına geldik. Ben unutmadan 3 tane müsaadenizle teşekkür etmek istiyorum. Birincisi, bu fonun kuruluşunda buyurun başkanım. Tam olarak Turan hocam, kalpler hep beraber. Bu fonun kuruluşunda bizi motive eden, bu fonun kuruluşuna ön ayak olmanın ötesinde kuruluşunu sağlayan eski SPK Başkanı Turan Erol hocama çok teşekkür ediyoruz. İkinci olarak girişimci, genç girişimcilere ön ayak olan bizim de aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz, bu toplantıya da genç girişimleri getiren Nilüfer Arak hocamıza teşekkür ediyoruz. Üçüncü olarak da mesai arkadaşlarım, başta Gülnaz Hanım olmak üzere, OSB bu salonu tahsis etti. OSB yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Özellikle Ostim'de, Ostim'in damarlarında dolaşan, Ostim'de bizim firma bulmamızı sağlayan, firmalarla işbirliği yapmamız için buna ön ayak olan yönetim kurulu başkan yardımcımız Sıtkı Öztuna'ya da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Tabii en büyük teşekkür sayın basın mensuplarına. Bugünü onlar için yaptık. Hoş geldiler, sefa geldiler. Şimdi hem salondaki misafirlerimizden, özellikle de basın mensuplarından soruları olan varsa, kapanışı yapmadan önce soruları alayım, ondan sonra kapanışı yapayım müsaadenizle. Bu fonu melek yatırım olarak algılayabilir miyiz? Teşekkür ederim. Mustafa Bey. Şöyle yapalım. Soru kaç tane? Bir soru sormak isteyenler el kaldırabilirse. Evet, sorularımız var. Mustafa Bey'i böyle alalım. Başkanım, Emin Bey'le sizi de
böyle alalım. Evet, basın toplantısı olduğu için başkanım var mı, böyle 3 kişiden oluşan heyetimiz? Evet. Buyurun. Yatırımcılardan sonraki aşamayı aslında sağlıyoruz. Yani melek yatırım aşamasını geçmiş, melek yatırımı almış, bir sonraki aşamayı artık GSF'lerle geçebiliyor şirketler. Bazı durumlarda da aslında kol kola yatırım yaptığımız durumlar oluyor. Bir alternatif değil birbirine. Aslında bu sürecin, bu zincirin tamamlayıcı iki öğesi diyebiliriz farklı farklı. Teşekkür ederiz. Başka soru sormak isteyen? Ben teşekkür ederim sorunuz için. Şimdi bu Türkiye'nin aslında yatırım ekosisteminde bir problemiydi. Ama bunun bazı sebepleri vardı. Sermaye azlığı aslında yatırımcı için de geçerli. Bu yüzden de daha kısa sürede ölçeklenen, daha dijital işlere odaklandı yatırımcılar doğal olarak. Çünkü özellikle donanım tarafında finansman yükü daha ağır, daha uzun süreler sırtınızda taşımanız gereken bir teknoloji var orada. Ama biz Albaraka portföy olarak bu konuya çok önem veriyoruz. Ostim'de de aslında donanım tarafında Türkiye'nin sayılı yatırım yapan fonlarından birini oluşturduğumuzu düşünüyoruz. O yüzden sadece dijital olarak düşünmemek lazım. Özellikle Ankara'daysanız, bu teknik kapasite burada varken tekrar yüzünüzü dijitale dönmektense buradaki yüksek teknoloji, derin teknoloji şirketlere dönersiniz. Biz de aslında bunu yapacağız. Bir spesifik sektörümüz yok zaten. Hani yeni nesil teknoloji ve sürdürülebilir, ölçeklenebilir modeller olması bizim için yeterli. Bunun dışında dijital olmuş ya da donanım olmuş bizim için önemli değil. Özellikle Ankara'da donanım çok ilgimizi çekecek yani. Kürşat Büyükada Gelişim Fakültesi, yatırım sermayesinin bütçesi ne kadar olacak? Girişimcilerin projelerine göre sermaye esnetilebilecek mi? Emre, siz cevap vermek ister misiniz? Girişim sermayesi yatırım fonu modelinin en önemli artısı bunların açık uçlu fonlar olmaları. Dolayısıyla büyüme zaman içinde oluyor. Sunumda da vardı, biz işte Bilişim Vadisi Fonu'nu 100 milyonla kurduk. Şu anda 328 milyon seviyesine ulaştı. Yeni katılımcıların gelmesiyle birlikte. Ostim'de de bizim başlangıç seviyesinin önemi çok fazla yok. İlk İHAŞ'la birlikte yeni katılımcıların da katılmasıyla fonu süre içinde büyütmeyi planlıyoruz. Özellikle ilk 2 sene zaten bu yatırımların yapıldığı süreç ve ihraçların da arka arkaya yapıldığı süreç olacak. Dolayısıyla girişim sermayesi fonu modelinde yatırım ortaklığından farklı olarak ucu açık fon modeliyle inşallah Türkiye'nin en büyük girişim sermayesi yatırım fonu olma
hedefindeyiz. Austin Girişim Sermayesi yatırım fonu olarak. Zannediyorum yatırım tarafında da sorunun devamında vardı. Tabii çok düşük bir miktarda yatırım yapılmayacak ama girişimin seviyesine göre, bulunduğu duruma göre, yatırım ihtiyacına göre aslında yatırım miktarları değişen miktarlar. Bugün baktığınızda 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar yatırım yaptığımız girişimler oluyor. Tamamen girişimin kendi doğasında neye ihtiyacı olduğuyla alakalı bir durum. Buyurun efendim. Merhabalar, Austin Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Bilim Şahin. Aynı zamanda girişimcilik merkezi müdürüyüm. Benim sorum şu yönde olacak. Bizim öğrencilerimiz girişimcilik ekosisteminde 2 yıldan itibaren hazırlanmaya başlıyorlar. Bunun için çok kıymetli, çok değerli. Bizim öğrencilerimizde teşvik yerlerimiz olmayacak. Daha seed funding, daha başlangıç aşaması kısmında ve destek olacak. Ve ortak bir acceleration geliştirmeliydi. Geçen hafta örneğin girişim konusunda pitching sunumunu yaptık. Bu artık 3. oldu. Her yıl devam ediyoruz. Bu tarafta bizi nasıl konumlandıracağız? Teşekkür ederim. Bizi ekibin parçası olarak konumlandırabilirsiniz. Bütün ekip arkadaşlarımla beraber aslında Türkiye'nin her yerinde birçok ekip arkadaşlarımla demo day'ler, toplantılar, eğitimler. Herkes bir araya gelmeye çalışıyor. Evet, fikir aşamasında yatırım almak biraz zor ama fikir aşamasında yaptığımız yatırımlar da var. Ama daha ziyade fikir aşamasındaki girişimlere destek olarak, mentörlük yaparak ya da onları doğru buluşma merkezlerine, zamanlama merkezlerine ya da doğru melek yatırımcılara yönlendirerek katkı vermeye çalışıyoruz. Bu konuda bize ekibin parçası olarak görün lütfen. İstediğiniz zaman her türlü desteği vermeye hazırız. Teşekkür ederim. Nesli Hanım burada ama Nesli Hanım hocam da cevap vermek istiyor. Bu sorunun cevabı üstünde var. Evet başkanım. Adresiyan firması bizim aslında hatırladığınız gibi Tekan Karakoca pazarında öpüp merdiven firmalardan bir tanesiydi. Biz çok uzun yıllardır aslında temiz teknoloji alanında, tarım alanında çalışan firma olarak işte kuluçluk ödülleriyle olsun, diğer ödüllerle olsun onları her zaman desteklemek istiyorum Boston Teknopark'ta. Temiz teknoloji alanında önceliklendirilen bu firmalar önceliklendirilen bir türlü fark olarak zaten bu firmalarımızın bizim için çok önemli. Olsun girişim sermayesi yatırım ve melek yatırım ağları ya da diğer bütün faaliyetlerimiz aslında bütün firmalarımızın arkasında biz destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca diğer firmamızda da işte fuar katılımlarında olsun, diğer kısımlarda olsun her zaman bu firmaların arkasında destek olmaya çalışacağız. Bu toplantıya kendilerini zaten davet etmemizin temel nedeni bu yatırım fonunda kendilerinin de bir yeri bulabileceği, belki bu sayede de firmamızın daha ileriye gitmesine bizim de arkasında destek olacağımızı düşünmemizi teşekkür ederim. Tarım zaten ihmal edilebilir bir şey değil, yoksa aç kalacağız. Yani bir de Nülüfer Hocam bir şey söyleyecekti o konuyla ilgili. Ben dün TÜBİTAK ve TAGE bu konuda iyi bir destek açıkladı. Ben hocamıza bilgi nokta atacağım. Eğer ihtiyacı olursa projede de gönüllü olarak çalışırım. Dün
diye de bu konuda açıklandı. Takvim ve TÜBİTAK. Teşekkür ederiz. Belki burada bir ilave bulunabilir miyim? Buyurun. Bu fonun özelliği olarak biz aslında girişim sermayesi fonlarının temalı planlanan fonları da var. Yani işte fintech fonundan bahsettik. Sadece fintech alanında yatırım yapıyor. Ya da yine sadece tarım teknolojileri için de bir fon olabilir. Ama Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nda bizim yatırım alanımızı sınırlayacak şeylerde biz bulunmadık. Yani bu fon sadece şu sektöre ya da bu sektöre değil, genel olarak Ostim ve Ostim'in daha geniş anlamda Ankara ekosisteminin, sanayi ekosistemini tamamına yatırım yapabilecek şekilde donanımda. Tabii ki yatırımlar yatırım komitesi tarafından değerlendirilecek ama bu sadece şu sektöre yatırım yapabilir mi ya da yapamaz mı sorusunu cevaplayacak şekilde her sektöre eğer ekosisteme katkı sağlayacaksa yatırım yapabilir durumda. Teşekkür ederiz. Sayın Genel Hanım. Evet, başka bir soru sormak mı? Buyurun. Kalkınma Ajansı. Merhabalar. Öncelikle bu fonu aydınlatmasını diliyorum. Ahmet Arvas'ın Ankara Kalkınma Ajansı'ndan. Bu fon aracılığıyla SPK tarafından isteme yetkisi alıp girişimde yani fona erişmesi de inovatif bir yöntem olan kitle fonlaması altyapısından kurulması düşünülüyor mu? İşte Takas Bank'la birlikte, Merkezi Kayıt Kuruluşu'yla birlikte birçok yaygınlaşmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda da birçok fon kullanacaktır. Biz de ajans olarak fon kurucuyla birlikte böyle bir protokolümüz var. Bu hayata geçirdik. Çok iyi sonuçlarını da alıyoruz şu anda. Bu konuda böyle bir düşüncesi var mı? Teşekkür. Teşekkürler. Öncelikle kitlesel fonlama platformları ayrı birer mecra. Girişim sermayesi yatırım fonlarından farklı olarak melek yatırımcıları bir araya getiren bir yapı. Dolayısıyla hani o da bir sermaye piyasası ürünü olarak mutlaka girişim ekosistemine katkı sağlayacaktır. Ancak daha küçük ölçekli yatırımlar ve bireysel yatırımcılar için planlanmış bir yapı. Onun da tabii ki ekosisteme mutlaka katkısı olmakla birlikte bu katkı muhtemelen sınırlı kalacaktır. Çünkü girişim sermayesi yatırım fonları ya da yatırım ortaklıkları kadar büyük yatırımlar ya da büyük ticket size'larda yatırım yapma imkanı bulunmamakta. Ama bu arada şunu da belirtelim. Biz kendi girişim sermayesi fonlarımızın da bir kısmını borsada işlem görür hale getirdik. Bunların borsada nitelikli yatırımcı işlem pazarı bu girişim ve gayrimenkul yatırım fonları için planlanmış bir pazar. Belki ileride Ostim girişim sermayesi yatırım fonunu da borsada işlem görmeyi planlayabiliriz, düşünebiliriz. İlk aşamada yatırımları belli yatırım seviyesine gelip ikinci aşamada yatırımcıların fon paylarına ulaşması için böyle bir imkan da düşünülebilir. Bunun altyapısı var. Buyurun hocam. Şey, mikrofon da olacak mikrofon. Yani, kitle fonlaması bizim buradaki bakış açımız şöyle olacak. Yani, başkanımızın da yani bu konuyu çok ağır biliyorum ben. Ama sonuçta kitle fonlaması bir alt yapı oluşturuyor bir mekanizma. Bunu kendimiz yapılabilir ama kurulmuş olan piyasada sadece işbir kitle fonlaması olan kurumlarımız var. Onlarla işbirliği yapan fonumuz üzerinde onların çağrılarında, onların kampanyalarında katkı yapabileceğiz inşallah. Biz hani kendimiz kurduğumuz zaman biliyorsun, at yapıya gittik, geliştiriyorsun, bir tane at yapıya yatırmamız zorunda kalmışsın. Ama mevcut kurum bir at yapıyla beraber çalışarak, işte fonumuzun %10'unu, %5'ini, %20'sini onlar üzerinde yatırabiliyor. Dolayısıyla aynı amacı çok daha hızlı bir şekilde gelişmiş olacağız. Hedeflerimiz arasında var, inşallah bunu yapacağız. Teşekkür ederiz hocam. Başka sorusu olan buyurun Deniz. Teşekkür ederim. Deniz Acar, Deniz Komik'ten geldim. Öncelikle sektörel bir ayrım yapmayacağınızı söylediniz. Yani öyle bir sektörü hedefleyeceksiniz. Birincisi, şirketleri siz mi seçeceksiniz? Girişim yatırımına dahil edeceksiniz. Yoksa şirketleri size yaptığınız
bundan yararlanmak istediğini söyledi. Kriterleriniz ne? Neye göre gideceksiniz onları? Çok teşekkür ederim. Aslında bütün kaynaklardan beslenmeye çalışıyorum. Hem başvuru almak bizim için çok önemli. Ama bunun yanında sonuçta ekip arkadaşları aralarında yeni şirket bulmaya çalışıyor. Kriterler çok çeşitli tabii. Öncelikle ekip önemli. Yapmayı hayal ettiği şeyi yapmak için yetkin mi? Ona bakıyoruz. Teknoloji bizim için önemli. Onun dışında ölçeklenebilirlik çok önemli. Sonuçta yatırım fonları bir enstrüman, yatırım enstrümanı. Yani bir yatırımcımız var ve bir yatırımcıya karşı da sorumluyuz. Bu sebeple de aslında bu oyuna dahil olmak isteyen girişimlerin hızlı büyüyor olması gerekiyor. En azından yatırım aldıktan sonra hızlı büyüyor olması gerekiyor. Ona bakıyoruz. Dünyadaki trendler önemli tabii. Yani Çin'in bulunduğu sektör, geliştirmeye çalıştığı teknoloji nereye gidiyor, nereye gidecek, o önemli. Hemen dört ayak bu diyebilirim. Tabii çok daha farklı kriterlerimiz var, sistemlerimiz var girişimleri puanlamak için. Ama bu dört temel konusu bizim için çok önemli. Bizim işimiz ekip olarak aslında yatırım komitesine doğru şirketleri sunmak. Ama sadece kesinlikle yatırım yapalım dediğimiz işleri sunmuyoruz komiteye. Biz kararsız kaldık. Bunun potansiyeli var ama kararsızları dediğimiz şirketleri de komiteye sunuyoruz ki onların karar verme süreçlerini daha kaliteli bir hale getirebilirim. Yatırım komitesi karar veriyor tabii ki yönetim yapılacağını ama onlara sunarken bizim özellikle bir şey var mı? Teşekkür ederim Mustafa Bey. Sağ olun. Evet, müsaadenizle kapattı sorunu ama buyurun. faaliyetimizin hepimize hayırlar getirmesini temenn ederek
toplantımızı müsaadenizle kapatıyorum. Hepiniz sağ olun, var olun.